kur bu işi vurun. Sayın hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Devir Teslim Töreni'ne hoş geldiniz. Töreni bizlere onur ve gurur veren, Kuvayi Milliye'den bugüne kadar ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için büyük azimle çalışan, Türkiye'de büyük devrimlere imza atan Cumhuriyet Halk Partimizin delegelerinin ve üyelerinin katılımıyla 22 Şubat Cumartesi günü 37. Olağan İl Kongremizi gerçekleştirdik. İl Başkanlığı görevini 2 yıldır sürdüren, yeniden aday olmayan Nadi Sancar, yönetim kurulu arkadaşlarına, il örgütümüze yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür eder, üyelerimiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yeni dönem il başkanlığı görevine seçilen Sayın Ali Karoba ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dilerim. Sözlerimi görevi devredecek olan Nadi Başkan'a devrediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın İlçe Başkanım. Sayın İl Başkanım, çok değerli İlçe Başkanım ve değerli yol arkadaşlarım. Bugünkü İl Yönetim Kurulu Devir Teslim Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Uşak İl Örgütü olarak 22 Aralık'ta Sivaslı İlçe Kongremimizde başlayan kongre sürecimizi 22 Şubat 2020 tarihinde 37. Olağan İl Kongremimizde tamamlamış olduk. Çok şölen havasında ve düzeyli olarak geçen kongrelerimizin ardından Sayın Ali Karoba ve arkadaşları İl Yönetim Kurulu'na seçilmişlerdir. Biz Ali Bey'le bundan 2 yıl önce Halep Selef olduk. Bugün de yine aynı şekilde Halep Selef olma onuruna eriştik. Ben 36. kongre döneminde 30 Aralık 2017 tarihinde arkadaşlarımla birlikte sizlerin onayıyla, sizlerin bize vermiş olduğu değerle İl Başkanı İl Yönetim Kurulu olmuştur. Elbette ki yanlış yanlış olmuştur. Ben bunun için herkesten özür diliyorum. Kırdığım, kalp kırdığım insanlarımız da vardır, arkadaşlarımız da vardır. Yine bunlardan da ayrıca özür diliyorum. Hayatımın, yaşamım boyunca alabileceğim en onurlu görevi bana bahşettiniz. Bunun için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Benim için çok onurlu, çok güzel bir görevdi ve keyifti. Bir tercih hakkım olsaydı bunu da söylemekten imtina etmiyorum. Kendimden sonra eğer tercih hakkım olsaydı yine Ali Karoba derdim ki bunu da kongre sürecinde gösterdik. Biraz kırgınlık yaşandı hepinizin bildiği gibi ama bunlar doğal bir süreç kongrede de olabiliyor maalesef. Ama ben yine benimle birlikte yola çıkan, benimle birlikte yol yürüyen ve bugüne kadar çalışmamda destek olan tüm yol arkadaşlarıma ve özellikle de siz değerli partili üyelerimiz arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Benim için Cumhuriyet Halk Partili olmak ayrı bir önem ve değer. Ben Cumhuriyet Halk Partili'nin başarısı olması için elimden ne geliyorsa, hangi görev oluyorsa yapmaya her zaman hazırım. Bir nefer olarak geldim, yine bir nefer olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde mücadele etmeye devam edeceğim. Yaşamım boyunca nefesim yettiğince, nefes aldığım sürece. Başarı da başarısızlık da aslında birlikte paylaşılması gereken şeyler. Onun için Ali Başkanımızın başarılı olması bizlerin ve sizlerin desteğine bağlı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok istemediğim ama bugüne kadar yaşanan bazı gerçekler de var. Başarısızlık üzerine başarı siyaset etmeye çalıştığı bazı insanlar, bazı arkadaşlarımız. Bundan hepimizin kurtulması lazım. Eğer başarılı olursa Ali Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi başarılı olacak, bizler başarılı olacağız. Dolayısıyla hepimize düşen görev, altını tekrar çizerek söylüyorum ki, bu yönetime elimizden geldiğince destek olmak zorundayız arkadaşlar. Ali Bey'in başarısızlığı veya yönetiminin başarısızlığı hepimizin başarısızlığı olacaktır. Buna taze çiçeği burnunda ilçe başkanımız Uğur Dümen kardeşimle ve 22 Şubat'ta görevi de seçilen ve bugün görevi de devredeceğim Ali Karoba başkanıma. Sayın
Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, değerli olan arkadaşlarım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün başkanımın da özetlediği gibi Kasım ayında başlayıp 22 Şubat'ta tamamlanan demokratik bir şölen içerisinde geçen ufak tefek sürtüşmeler yaşansa bile geneli bütünlüğü içerisinde bakıldığında sıkıntısız geçen bu süreç sonucu bugün mazbatamızı aldık. 2 yıldır aktif çalışan, başta Nadi Sancar İl Başkanım olmak üzere tüm yönetim kurulunda görev alan, disiplin kurulunda görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Bu bir hizmet yarışıydı. Delegelerin takdiriyle bizler seçildik ve bu hizmete aday olduk. Bugünden sonra önümüzde zorlu bir süreç var. Tek başımıza hiçbir şeyiz arkadaşlar. Birlik, beraberlik içerisinde yürüyebilirsek, hareket edebilirsek ancak başarırız. Bu açıdan ben 8000 kişinin il başkanıyım. Sadece benimle hareket eden, bana oy verenlerin değil. Bu partiye gönül veren herkesin il başkanıyım. Bu saatten sonra ben herkesin emrindeyim. Ama 8000 kişinin de bu partinin emrinde olması gerektiğini düşünüyorum. Sokakta, meydanda, eylemde, her yerde sen, ben, bizim oğlan olmaktan çıkmak zorundayız. Başkanımın dediği gibi 2 yıldır ben de Nadi Başkanım ne zaman arasa bana bir görev yüklese yapmaya çalıştım. Bu açıdan ben geçmiş dönemde başta il başkanım Nadi Sancar olmak üzere, burada Esat abimiz var, partiye gönül vermiş, çeşitli kademelerde çalışmış, tecrübeli, deneyimli abilerimiz, ablalarımız var. Bunların hepsinin deneyiminden yararlanacağıma söz veriyorum. Tek başıma bir karar almak istemiyorum, birlikte yönetelim diyorum. Artık ben olmayı bırakalım, biz olalım diyorum ve iktidar olalım diyorum. Bu açıdan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah her zaman desteğim sizinle beraber.